Hardway Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İndat. Bugün sizlerle tepe açısı kameramıza geçerek sanki kutu açılışı yapıyormuş gibi bir video çekeceğim ama tabii ki de kutu açılışı değil. Başlıkta gördüğünüz artık WhatsApp yedeğimizi, konuşmalarımızı, fotoğraflarımızı Android bir telefondan iOS bir telefona sorunsuzca aktarım gerçekleştirebiliyoruz. Şükürler olsun artık bu aktif hale geldi. Keşke Telegram gibi olsa yani istediğimiz kadar hesabı istediğimiz cihazlarda açabilsek kolayca. Sadece bir pinle bir şifreyle açsak ama şu anda WhatsApp buna izin vermiyor. Şimdi ben de Poco F4 GT'de olan hattımdaki WhatsApp yedeklerini daha doğrusu WhatsApp konuşmalarını ve hesabımı iOS telefonu iPhone 13 Pro'ya burada aktarımını gerçekleştireceğim. Peki nasıl yapacağız? Hemen başlayalım. Şöyle iki telefonda bir cam verelim. Zaten ilk önce telefonu sıfırlamamız gerekiyor. Daha doğrusu sıfır bir iPhone telefon üzerinden kurulum gerçekleştirebiliyoruz. Bunu da hatırlatayım sizlere. WhatsApp'ın burada açık zaten gördünüz burada bir iki tane konuşma var ve burada da yeni bir iPhone olarak ayarlayacağım şimdi. Şöyle iPhone'u kaydırdıktan sonra ben de şöyle bir açımı da düzelteyim aslında sizlere şöyle bir ortalarsam da çok daha rahat görürsünüz diye tahmin ediyorum. Şöyle biraz daha düzeltebilirim hatta. Evet, şu an gayet iyi. Hemen ben buradan Türkçeyi seçeceğim. Sonrasında Türkiye'ye geleceğim. Türkiye'yi bulacağım. Türkiye. Ne kadar çok dil destekliyormuş iPhone'lar. Evet, buradan da Türkiye'yi bulacağım. Aşağılarda Türkiye'yi buldum. Dili ayarlıyoruz. Şöyle bir ilk önce burada WhatsApp'tan çıkalım. Burada 50 ayarlıyor hızlı başlangıcımız. Burada ayarlar özelleşti sürdür diyor. Buradan sürdürden devam ediyorum. İlk önce bir Wi-Fi'ye bağlanmamı istiyor. Ben bir Wi-Fi'mi bağlayayım hemen hızlıca. Evet aktarım gerçekleştirmek için ilk önce daha sonra ayarladan giriyorum. İlk önce benden parola istiyor. Parola istemiyorum ben. Parola kullanmak istemiyorum. Kullanma diyorum. Ve burada açılan ekran çok çok önemli. Çünkü biz burada verilerimizi Android'den iOS'a taşıyacağız. Burada da Android'den verileri taşı kısmına gelmem gerekiyor. Tabii ki de burada nasıl yapıyoruz? Move to iOS programıyla birlikte yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bir program var. Move to iOS. Tabii ki de bunu Google Play üzerinden indirebiliyorsunuz. Sonrasında Android'den taşı seçeneğinde sürdüre tıklıyoruz. Buradan da bir yandan da uygulamaya girelim. Burada görmüş olduğunuz aslında bir kod veriyor. Tek seferli kod veriyor sizlere burada iPhone tarafı. Buradaki kodu ...Android tarafına girmem gerekiyor. Yoksa tabii ki de telefonları eşleştiremiyorum. Şöyle kabul edelim. Uygulamayı kullanırken, kodunuzu bulun diyor, sürdürelim ve... ...buradaki kodu Android telefona giriş yapıyorum. Şöyle, 602-913. Telefonlar birbirlerini şimdi tanıyacaklar. Görmüş olduğunuz gibi birbirlerini tanıdılar ve... ...eskiden buradaki her şey varken şu görmüş olduğunuz... ...WhatsApp şu anda biraz parlıyor. Hemen şöyle kısarsam çok daha iyi olacak görmüş olduğunuz gibi buradaki WhatsApp seçeneği aktif değildi. Artık burada WhatsApp seçeneğini de görüyoruz. Tabii ki de diğer her şeyimizi aktarabiliriz ama ben şu anda sadece WhatsApp'ımı istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi sohbetleri iOS'a taşıyın seçeneği çıktı burada hemen. Bunda başlat seçeneği yaptıktan sonra ileri diyorum ve WhatsApp'ım artık burada hazır. Yani gönderimi hazır bir şekilde bizi bekliyor. Sürdür'e tıklıyorum ve buradan da verileri alıyor. Kalan süreyi hesapladıktan sonra tabii ki çok fazla bir şey olmadığından dolayı da hemen aktarımı tamamladı. Şimdi iPhone ayarlamayı sürdürelim telefonumuzu kuralım. Hemen telefonu kurduktan sonra devam edelim. Ve iPhone'u kurdum ve şimdi de telefonu açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada WhatsApp'ımız yer alıyor. WhatsApp tabii ki de burada bizim bilgilerimizi bizden istiyor konumumu kullanmasını istiyorum burada. İndirilmesi gerekli diyor. App Store'da görüntüle şeklinde burada WhatsApp'ı görüntüleyip WhatsApp'ı indirmemiz de gerekiyor. Bir kez izin verelim ve WhatsApp'ı buradan indirelim. Kimlik bilgilerimizi şu anda alıyor. Daha doğrusu numaradaki kimlik bilgilerini alıyor. Numara onayımı istiyor burada. Numara onayı gönderdikten sonra telefonuma bir kısa kod gelecek. Evet şu anda kodu gönderdi. Burada da kodum geldi. Hemen ben bu kodu giriyorum ve kodu şu anda doğruluyor. WhatsApp tabii ki de sohbetleri Android'ten taşı seçeneği şu anda aktif halde. Başlat diyorum burada İzin gerekli diyor. Burada başlat seçeneğinden aktif ettikten sonra bütün her şeyi alacak burada ve tabii fotoğraflara erişimine izin ver diyorum ve sohbetlerimizi taşıdı. İleri şekline devam ettiğimde burada He, şöyle ayarlamayı tamam bitireceğim. Bitireceğim. Bir saniye iPhone'cum. Tabii ki tabii Burada HVP olarak girersem ben de bitti şeklinde ayarladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi artık WhatsApp'ımız Android tarafından iOS tarafına aktarılmış oldu. Benim attığım mesaj işte WhatsApp aktarımı böyle yapılıyor şeklinde bir mesaj atmıştım. O da geldi. Ersin abi de burada mesajını atmıştı ve pil testi nasılsın diye bir de fotoğraf da göndermişti. Onu da burada görüyorsunuz. Attığı fotoğrafta tam kalite olarak da bizlerle birlikte. Bu şekilde de Android'teki WhatsApp yedeğinizi iOS tarafında bir iPhone telefona da aktarmış oluyorsunuz. Bu şekilde siz de bir geçiş yapacaksanız Android telefondan iOS telefona, iPhone'a bu şekilde WhatsApp verilerinizi çok rahat ve kolay bir şekilde aktarımını yapabiliyorsunuz. Yapamadığınız bir nokta olursa da yorumlar kısmında bana paylaşmayı unutmayın. Elimden geldiğince de sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizde video hakkındaki görüşlerinizi Whatsapp'ın iOS ve Android arasında bu kadar kolay bir şekilde aktarım yapılması hakkındaki yorumlarınızı da yorumlar kısmında bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.